Hocam görücü usulüyle evlenecek kimseler yüz yüze görüşmeden önce telefon ile resimlerini birbirlerine yollamasında sakınca var mı? Şimdi arkadaşlar bizim nikah ahkamında biliyorsunuz evlenmeyi murad etmiş olan bir erkekle bayanın birbirlerini görmesi caizdir. Bu anlamda fotoğraf da bu cevaziyete dahildir. Yani bir erkek gerçekten evlilik olarak bir bayanla evlenmeyi düşünüyorsa, nikah bağı kurmayı düşünüyorsa Efendimiz unzur ileyha buyurmuş sahabiye. Ona bak. Bakabilir, caizdir. O görüşmeye münhasır olarak böyle bir cevaziyet var. Normalde o görüşmenin dışında namahremdir. Aralarında bir nikah bağı yok. Ama evlenecek olan elbette ki erkekle kız birbirlerini görecektir. Efendime söyleyeyim, bu görüş caizdir, mübahtır. Ve bu görüşe fotoğraflar da dahildir. Ancak şunu da belirtmem lazım. Yani bu işin sünnet üzere yapılabilmesi için bir araya gelmeleri lazım. Bir araya geleceklerse önceden bir fotoğraf göndermeye falan gerek yoktur. Bunlar çok uygun şeyler de değillerdir. Yani fotoğrafını gördüm, işte görüşmeye gerek yok gibi. Bu sünnete çok uygun olan bir şey değildir. Ya onun dışında işte görücü usulüyle görüştük efendim. Ondan sonra işte irtibatlar, farklı şekilde görüşmeler falan bunlar doğru şeyler değildir. Sünnete uygun şekilde bunu yapmamız için görüşebilirler. Efendim birbirlerini beğendilerse, birbirlerine efendim ısındılarsa, arada bir ülfet, ayetteki meveddet ve rahmet demiş olduğumuz şey oluştuysa, bunlar evlenmeye karar verirler, evlenirler. Oluşmadıysa, birbirlerini beğenmedilerse, bir şekilde bir uyuşmazlık sezdilerse evlenmezler. Mesele biter. Bu iş, bunu bu usul ve menheç çerçevesinde yerine getirmek lazım. Farklı farklı şeyler çıkartmamak lazım. Evet.